Biz Osman Kavala'nın doğum günü için özel bir şey yapalım istedik. Bir hediye hazırlayalım. Ve böyle bir kitap fikri ortaya çıktı. Aslında bir grup sanatçı işte insanlardan yazı isteyelim, işte fotoğraf, sanat eseri isteyelim dedik. Sanat eseri görseli. Ve böyle bir kapalı bir çağrı yaptık aslında tanıdıklara, arkadaşlara, Osman Bey'in sivil toplum alanında beraber çalıştığı insanlara, ama liseden sınıf arkadaşlarına, herkese, yani epey geniş bir gruba çağrı yaptık. Çok çeşitli katkılar var. Yani yazarlardan hani son derece kişisel yazılar da var, daha köşe yazısı gibi olan yazılar da var. Sanatçılardan fotoğraf, kolaj, çizim var. Yani çok eski fotoğrafları da var. Çok çeşitli, gerçekten çok samimi, çok içten katkılar geldi kitaba. Biz kitabı Osman Bey'in doğum gününe yetiştirdik ve bu sabah milletvekili Sezgin Tanrıkulu önce gitti kitapla ve ona gösterdi. Daha sonra da avukat arkadaşımız Yasemin gidip kitabı gösterdi. Götürdüm. Baktı. Sayfaları çevirdi, hüzünlendi ve kapattı. Tabii ki yani onun götürmesi koşuna mümkün değildi. Ama çok duygulandığını söyleyebilirim yani. Peki hiçbir şey söylemedi mi kitabı eline aldığında? Baktı, isimlere baktı, okuyamadı. Gözlüğünü, yani gözlüğü yoktu yanında. Gözlüğünü verdim, okuyamadı. Ama kabaca baktı, resimlere baktı. İsimlere falan bakmaya çalıştı. Ben boşuna yatmıyorum dedi. Gerçekten utanıyorum artık. Osman öyle bir insan ki hayatı boyunca herkese bir biçimde temas etmiş bir insan. Ve hepimizde hakkı olan bir insan. Biz onun bu hakkını daha ödeyemeden gitti içeri girdi. O iyice katlandı. Borcumuz çok arttı. Artık çık Osman ya, çık, dayanamıyoruz diyorum. Bir insanın hayatından böyle 2 yılı çekip almak ve onu özgürlüğünden yoksun bırakmak, hiçbir vicdan, artık hukuktan falan vazgeçtikçe hiçbir vicdan ölçüsüne sığmıyor. Yani bizim bugün burada olmamamız gerekiyordu. Böyle bir kitabın ortaya çıkmaması gerekiyordu. Osman'ı özgür bir şekilde aramızda olması gerekiyordu. İnsanlara dokunacaktı. Bir takım işte haksızlıkların üzerine gidecekti. 2 yıl yapacağı, insanlara götüreceği çok iyilik vardı. O devamlı insanlara iyilik taşıyan biri. Yani o dışarıda olsaydı geçtiğimiz 2 yıl içinde eminim pek çok şeyi toplumun, insanların, bir takım mağdur insanların, dışlanmış insanların yararına pek çok şeyi değiştirmiş olacaktı. Onların hayatlarına dokunmuş olacaktı. Pek çok iyiliği ortaya çıkarmış olacaktı. Onu hapse atanlar bütün bu iyiliklerin ortaya çıkmasını da engellediler. Eninde sonunda bu adaletsizlik tescil edildiğinde burada sadece Osman hapse atılmış olmayacak, özgürlüğünden mahrum edildiği tescil edilmiş olmayacak. Türkiye'de iyiliği temsil eden bir sembolizmin, iyiliğin, onun şahsında iyiliğin, toplum yararının da cezalandırılmış olduğu ve hapse atılmış olduğu ortaya çıkacak.